Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun militan açıklaması. Biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada devletin valilerini, kaymakamlarını ve diğer bürokratlarını militanlıkla suçlamıştı. Peki halkımız bu iddialarla ilgili neler düşünüyor ve neler söyleyecek? Dilerseniz bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim, militan diye kime denir? Militan vatan haine denir. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li bazı isimlerin ülkenin valilerine, kaymakamlarına, mülki amirlerine, savcıya, hakime militan olarak nitelendirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle karşı buluyorum. CHP zaten eskiden beri bildiğimiz CHP zihniyeti. Ben Atatürkçüyüm ama CHP'ye karşıyım. Neden? Yapılan CHP'ye yakışan şeyler değil. Atatürk'ün partisi değil. Bu yüzden şöyle söyleyeyim, kendisine aday çıkaramadığı için hiçbir zaman bir yerlere gelemeyecek. 19 yıldır seçim kaybediyorsun. Bırak kendini, başkası geçsin. Bırak Mansur Yavaş geçsin, Ekrem İmamoğlu geçsin. Ya başka insan, Ahmet Mehmet geçsin. Kendisinin yerine başka bir alternatif var mı yok mu? Bir insanlar görsün. Sen böyle yaptıkça Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman kazanacak. Ki zaten hak ediyor kazanmayı da. Ben eskiden kendisine karşıydım. Kendisinden buradan özür de diliyorum. Saygılarımı da sunuyorum. Allah zeval vermesin. Ben memnunum devletimden. Tabii şimdi baktığımız zaman genel olarak yani muhalefet yapılır. Yani bir şeyi yanlış görürsünüz. Yapılır da bu kadar devlet düşmanı, bu kadar vatan hainliği gibi yapılmaz. Peki mesela Sayın Soylu bunlara çok net bir şekilde cevap verdi. Evet. Sayın Soylu'nun cevabını takip ettiniz mi efendim? Sayın Soylu'yu çok severek, sayarak izlediğim birisi kendisi. Şöyle söyleyeyim, kendisi bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra yönetebilecek insan olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben sizin kadar büyük değilim ama gördüğüm tecrübelere bakacak olursak kendisi bu ülkeyi çok güzel yönetiyor. İnşallah da güzel yerlere gelir kendisi. Tabii şimdi baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk gafı değil, yani bu gafıdan geçen bir şey, aşan bir şey. Genel olarak baktığımız zaman HDP ile bir yakınlaşma söz konusu. Zaten ittifak halindeler. Evet. Özellikle birçok konuda gaf yapması veya işte milli duygulardan farklı bir şekilde adeta bir vatan haini gibi cümleler kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onların, şöyle söyleyeyim, zaten eskiden beridir olacak şeyler. Bu gezi olaylarındaki destekleri, birbirlerine olan yakınlığı, teması zaten aşikar, bilinen bir şey. Bu İstanbul seçimlerinde de oldu. Zaten yani Recep Tayyip Erdoğan devirebilmek için bir şeye başvurmaları gerekiyordu, yan yana olmaları gerekiyordu. Kimden oy alsa kârdır hesabı. Kendileri oy şeyini, skalasını yükseltmek istiyorsa ilk önce kendilerini değiştirmeleri, zihniyetlerini değiştirmeleri lazım. Bu ülke kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Kimse bizi çok şükür de yıkamaz. Ama saygı duyuyorum herkesin görüşüne, şeyine. Kimseyi burada CHP'li, AKP'li, MHP'li bilmem ne diye ayırmıyorum. Herkes vatanını sevsin. Bizim birbirimize birlik, beraberlik olmamız gerekiyor. Evet değerli izleyiciler, bakın görüyorsunuz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir gencimiz. Bakın eskiden daha kısa bir süre öncesine kadar CHP'ye destek vermiş bir insan. Fakat bakın kendi destek vermiş olduğu partinin de yanlışlarını açık bir dille ifade edebiliyor. İşte bize böyle gençlik lazım. Yani hangi partiden olursanız olun, hangi fikre sahip olursanız olun, sonuçta bu millet hepimizin, bu topraklar hepimizin, asla ve asla bu millete ihanet etmemiz lazım. Bu çerçevede bakın beyefendiyle hemen soracağım. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'na bir mesajınız olsaydı neler söylemek istersiniz bu bağlamda? Kendisi insan olarak iyi bir insan olabilir ama parti yönetebilecek bir adam, ülke yönetebilecek bir insan değil. Onun yerine başka biri geçmesini dilerdim. Çok teşekkürler efendim. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Efendim militan kime denir? Teröriste denir. Sadece teröriste denir. Evet. Peki sizce ülkemizdeki valiler, kaymakamlar, mülki amirler, emniyet müdürleri, aklınıza ne gelirse bunlar militan olabilir mi? Yani bilemiyorum, içlerinde illaki yani onlara çalışan vardır diye düşünüyorum. Yani hiç kimse tabii suçtan azade değildir elbette. Tabii. Ama genel olarak baktığımızda militan diyebilir miyiz? Yani bilemiyorum. Yorum yok. Peki mesela bu bağlamda Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki işte devletin valisi, kaymakamı hepsini suçladı. Militan dedi. Kılıçdaroğlu boş konuşuyor ya. Yani ne dese boş. Bir dediğini ispatlayamadı ki.
Ya hangi birini ispatladı? Zaten buna alıştık. Yani yalanlarına, evet, gaflarına, iddialarına, ama şimdi bu ciddi bir iddia. Yani ciddi bir suçlama daha doğrusu. Yani bunu böyle bir aşamaya kim yapabilir? Yani bu bir muhalefet liderinin de yapabileceği bir aşama değil. Yani sataşacak yer kalmadı artık. Yani ülkemizin, devletimizin, milletimizin yani çıkarları doğrultusunda ne bileyim saçma sapan konuşuyor. İlk önce o kendi içindeki tecavüz davasını bir kere çözsün. Onlara sessizler. Kapatmaya çalışıyorlar. Hangi birini kapatmaya çalıştılar? Hiçbirini hiçbir şey yapamadılar. Hala yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey var mı ya? Peki, ya? Böyle bir siyaset yapan bir insan bu toplumun bir ferdi olabilir mi sizce? Olamaz. Bu ülkenin sahibi millettir yani. Seçilmiş cumhurbaşkanımız var sonuçta. Bizler oy verdik ona. Bizlerin oylarıyla seçildi. Yani bence gayet de güzel yönetiyor. Yani ama işte onlar bakıyorsunuz bir yandan İlyas Salman çıkıyor. Bir yandan onun gibi bir karakter çıkıyor siyasette. Yani İlyas Salman yani o da boş konuşuyor. Ateistin teki yok işte ben cehenneme inanmıyorum, cennete inanmıyorum. E seni kimdi orada kardeşim? Ha? Sen neyden yaratıldın? Ne diye çıkıp televizyona diyorsun ki ben Allah'a inanmıyorum, ben cennete inanmıyorum. Hayır, cennete şunu inanmıyorum. Anlayabiliriz yani Allah'a inanma, cennete, o beni bağlamaz. Yani biz tebliğimizi yaparız, gelir gelmez. Yani onun gelmesiyle gitmesiyle bu dini mübin bir şey kaybetmez. Kendisi kaybeder. Fakat bir ateist de olsa biz ona saygı duyarız ama o bizim değerlerimize saygı duymuyorsa, %52'ye affedersiniz Cumhurbaşkanı seçti diye demokratik olarak hakkını kullandı diye bir insana ahmak denebilir mi? Denilemez işte. Boş konuşuyor kesinlikle. Yani boş konuşuyor. Peki buradan o zaman siz bu tarzda siyaset yapan veya bu tarzda düşünen insanlara ne mesaj vermek istersiniz? Yani yol yakınken eğer dönebiliyorlarsa, doğru yolu bulabiliyorlarsa dönsünler o tarafa. Ama bulamıyorlarsa ya da yani siyaset yapmasınlar. Ülkemizin değerlerini çünkü yerler altına alıyorlar. Ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Ama bizim Cumhurbaşkanımız ne olursa olsun bize sahip çıkıyor. Yani bizim değerlerimizi dış ülkelere karşı gayet iyi şekilde savunuyor. Yani buradan millete de söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza destek çıksınlar. Efendim militan diye kime denir? Teröristlere. Teröristi destekleyenlere de militan denir aslında. Peki sizce ülkemizde valiler, kaymakamlar, müftüler ne bileyim bunlar militan olabilir mi? Yok terbiyesizlik böyle bir şey var mı ya? Vali, kaymakam, müftü hayatını koyuyor bu iş için. Sen kalkıp adamı terörist diye ilan edersin. Ayıp ya. Böyle bir şey var mı ya? Aslında saflarını belli etmiyorlar mı? Çünkü sonuçta bakın burası bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Tamam. Bu ülkenin İçişleri Bakanı bir genelge yayınlıyor. Haliyle 81 ile göndermiş. Bu yasal bir prosedür devletin işlediğini gösterir. Yani işleyen bir devlete, onların mensuplarına, bürokratlara militan demek sanki bir başka devletin lideri yani gibi. Ben bir şey söyleyeyim yanlış anlama. Bak ben herhangi bir siyasi tarafı da tutmadığım için kendim de Kürdüm. Evet. Ama bu adam dediğin destekler. Bu adam olmasaydı şu an baştaki Allah razı olsun başkanlar Recep Tayyip Erdoğan. Bizim şimdi sonumuz perişandı. Bak ben Kürdüm. Eskiden Kürtçe konuşmak yasaktı. Sen çocuksan hatırlamasın. Cezası 3 seneyle 5 sene arası hapisti. Kadın gidiyordu cezaevinde evladıyla konuşuyordu Kürtçe. Ben buna şahit oldum. Kadını direkt götürdüler içeri attılar 3 sene. Bu adam onu serbest etti. TRT çeşi serbest etti. Şimdi amacın ne? Sen neyin peşinde? CHP şimdiye kadar bu memlekette acaba Allah rızası için bir taş üstüne taş koymuş mu? İşkence onun zamanında vardı. Açlık onun zamanında vardı. Kıtlık onun zamanında. Sabah namazında gidiyorduk, uyruğa giriyorduk ki diyorduk ki ilaç sırası gelsin de ilaç alalım. Orada üçünü alsaydık beşini alamıyorduk. Şimdi de çıkmış millete kendini. Ya tanımayana ile gösterme kendini. Ya şimdi ben Kürdüm ne güzel bu memleket kimse bana demiyor ki sen İstanbul'da niye yaşıyorsun? Sen Türksün, o Kürt öyle bir şey yok. Bunlar karıştırıyor ortaya. İnşallah da yani amellerine ulaşamayacaklar. Tabii yani bakın sevgili seyirciler yani vatandaşlarımız bu ülkede gerçekten her şeyin farkındalar. Bakın bey amcamız da diyor ki daha önce biz bu yönetimi gördük. Gördük ya, yani fazlasıyla. Bu tecrübeyle sabit. Ama şimdi baktığımız zaman sen bu ülkede yol yapan devlete, hastane yapan devlete, köprü yapan devlete, ne bileyim hastanelerin alasını açan devlete eğer ileri geri konuşuyorsan ve o devletin kaymakamına, valisine, bürokratına militan diyorsan kusura bakma militan olan sensin o zaman. Kendisidir, yani kendisidir. Mantık olarak bu. Yani çünkü sen dağın başına çıkmış bir terörist başı değilsin. Bu ülkede bir muhalefetin başındasın. Yani muhalefet lideri olduğunu hatırla. Ama seni birileri yönetiyorsa bilemeyiz tabii. Onu da biz bilemeyiz. Ama gerçekten bu insanlar bakın her şeyi görüyorlar. Bu ülkede yaşamış. hiç kimseye militan diye suçlama yapamaz. Bunu sıfatı ne olursa olsun yapamaz. Yani hiçbir hizmetiniz yok ama her türlü ihanette
mutlaka parmağınız var. Kusura bakmayın, bu insanlar bunu yemezler. Efendim peki buradan Kılıçdaroğlu'na bir mesajınız var mı bu çerçevede? Allah'ını seviyorsan bırak o şeyi ya. Bırak, sen geldin gelip ortalığı karıştırıyorsun ya. Senin bir icraatın ya, bir kere sen o şeye yakışmıyorsun, Atatürk Partisi'ne yakışmıyorsun. Ayıptır ya. Sen gittin zavallı deniz gezmişi de bir tane kasetle masetle getirdin, adamı indirdin oradan burada. Sen ne yaptın bu memlekette ya? Size ne yaptı var mı? Size hiçbir şey yapmadım bugüne. Ne yaptı bugüne kadar? Zarardan başka bizde onun bir faydası olmadı ki bu memlekete. Vallahi olmadı ya. Ama birçok heykeller meykeller yaptım. Ya ne heykeli, heykel put yap, ne heykel yapmış ya. Ne etti kurban olayım, yapma, çocuklaşma ya. Siz gençsiniz, bilmiyorsunuz ya. Bunların vallahi bu memlekete zarardan başka faydası yoktur. Olmaz. Ya rahmetli gidiyordu Amerika'da, titriyordu bu adam, hepsine kendini göğsünü siper ediyor. Ya yapmayın bunu. Bunlar yaşamadı. Tabii şimdi bakın beyefendi güzel güzel ifade etti. Yani dedi ki yani CHP bir şeyler yaptı dedi. Yani yapmadı dedi. Ama ben dedim yaptı, ama ne yaptı maalesef. Orada burada sadece heykel dikmeyi iyi biliyorlar. Yani tamamen artık bir heykel partisi haline geldi CHP. Ama artık CHP'liler de bundan rahatsız. Ülkesini, milletini, devletini, halkını seven CHP'liler bundan rahatsız. Gerçekten rahatsız. Ne diyelim, inşallah bu dediklerimizden bir... Belediye başkanına arabaları getirdim oraya koydum, bak şimdi binlerce araba kiraladım. Buna ne diyorsun? Halkı yapıyorlar. Ya boşver bunları sen. Ben sana örnek vereyim. Git Kadıköy Belediyesi'ne, git Bakırköy Belediyesi'ne, Şişli Belediyesi'ne çalışmadan maaş alanlar, insanlar var. Gelsin ben ona ispat ederim. Çalışmadan gelip maaşını alır. Sen neyin peşindesin? Ya boşver bunları ya. Bunlara inanma. Millet zavallılar da çıkmış orada milleti kandırıyor. Kimseyi kandıramazsın kardeşim. Bu eski zaman bitti. Sen benim Kürtlüğümle, benim dinle, benim sırtımdan faydalanamazsın. Ben rahat yaşıyorum bu ülkede ya. Sen biliyor musun Kılıçdaroğlu kadın Kürt'üm diye içeri attılar 3 sene 5 sene. Bak adam bunları serbest. Kimin aklına gelirdi bize TRT Kürt'ü verdi. Allah razı olsun bin kere adamdan ya. Peki mesela Sayın Soylu'nun bir açıklaması var. Dedi ki tarihin en başarısız bürokratı dedi Kılıçdaroğlu için. Yok Soylu var ya, canıyla, namusuyla, şerefiyle, hayatıyla adam her şeyini ortaya koymuş. Ne demişse doğrudur. Ya bunların neyi var bir göster bana Allah aşkına ya. Ya yanlış anlama, ben AK Partili, CHP'li falan da değilim, BDP'li dedi. Ben bunu gerçekleri Allah için konuşuyorum. Ne demişse doğru söylüyorum. Bunların ne icraatı var ya? Çıkmış milletin gözü içine baka baka. O adam çıktığı zaman diyor televizyonu kapattı. Niye? Diyorum ya şimdi bak ne kadar, dünya kadar yalan söyleyecek. Söylediği bellidir. Ay, bütün arkadaşları onu bile yalnız bıraktı. Muharrem İnce olsun gitti. O sarı gül gitti. Herkes kötü, bir tek sen mi iyisin? Ya yani başkaları onu... Her seçimde yenildi. Yani her defasında bırakacağım dedi ama bir defa olsun bırakmadı. Yani bunu başarı olarak görüyor demek ki. Ya ne başarı? Kim onu başarı görüyor? İşte Avrupa'nın kuklası da elinde bunu kendine oynattı. Nasıl Fethi madem Müslümanım diyordu, gitti orada bak Türkiye'yi ne kana buladı. Bu da onun arkadaşıdır. Bunlardan fayda gelmez kardeşim. İşini, ama Kılıçdaroğlu'nu da tebrik etmek lazım. Yani niye tebrik etmek lazım? Bakın o kadar seçim kaybetti. Halen buna rağmen halen CHP'nin başında. Yani bu da bir başarıdır. Ya açıkçası bunu ifade etmek lazım. Teneke gibi yüz var adam. Gitmiyor, gitmiyor. Adam derisi artık şey olmuş. Yani merdivene yani yürüyen merdivene ters binen bir insandan bahsediyor. Aman. O adam çıktığı zaman yine televizyonu kapatırım. Ya diyorum hadi şimdi ne kadar yalan söyleyecek. Kime atacak tutacak. Ayıptır ya. Bir tane başarılı bir şey kazanmamışsın ki ben seni destekleyeyim. Evet. Çok teşekkürler Hacı abi. Ya. Allah razı olsun. Evet gördünüz. Vatandaşlar böyle düşünüyor. Ne diyelim? Yürüyen merdivene ters binen bir siyasetçiden bahsediyoruz. Düz gitmesini de bekleyemeyiz elbette. Efendim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu devletin valisine, kaymakamına, müftüsüne varana kadar herkese militan suçlaması yaptı. Siz bu konuda neler söylersiniz? Kendini yansıtıyor. Efendim? Kendi aynasıyla kendini yansıtıyor. Kendisi yani militan olduğu içindir. Peki sizce bir muhalefet lideri böyle bir aşama yapabilir mi? Yani ya da yapabilmesi için nasıl bir... Haddini bilmeyen bir insan zaten. İzliyorsunuz değil mi? Yani tabii, tabii. Hadsiz bir adam. Mesela Sayın Bakanımız da, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu cevabını verdi aslında. Tarihin en başarısız bürokratı dedi. Bunu nasıl defa ele... yenilmiş zaten. 11. defa da yenilecek. O yönde 100 olsaydı zaten o koltukta oturmazdı. Peki sizce böyle bir açıklama yapabilmesi için yani bir yerden destek mi alması gerekiyor? Kesinlikle. Yani bu, sizce nereden alıyor? Diyorsun? Yönetiliyor. Zaten kasetle geldi. Bir şekilde gider yine. Çok teşekkürler efendim. Oldu, kolay gelsin. Efendim sizce ülkemizde bir vali, bir kaymakam, bir müftü veya geneli militanlıkla suçlanabilir mi efendim? Suçlanamaz. Ama vali de yani tarafsız olarak, devletin valisi olarak, bürokrat olarak görevini yapmalı. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki hepsini direkt militanlıkla suçladı. Böyle bir suçlamayı nasıl değerlendirirsiniz?
kabul etmiyorum. Kınıyorum tabii bu şekildeki görüşlerini. Bir siyasi partiler, ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi liderler veya siyasi partiler ağızlarından çıkacaklara çok iyi dikkat etmeliler. Devletin valisine, kaymakamına, bulunduğu illerin temsilcisi olan valilere, kaymakamlara kimse militan diyemez. Yani bundan dolayı Kılıçdaroğlu da zaten ne şekilde partinin başına geldiğini de biliyoruz. %25'i bir şekilde artı eksi geçemiyor. Bence önce kendilerini sorgulamalılar. Yani militanist bir şekilde kendi partilerini yöneterek devletin valilerini, kaymakamlarını suçlamasınlar. Yani eğer zaten militan arıyorlarsa, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ittifak kurdukları HDP'nin ilçe teşkilatında örgütsel bir sürü dokümanlar ele geçirildi. Yani orada militan varken devletin bürokratına militan denmesi de pek mantıklı değil. Doğru, ama şu da var. Devletimizde bir siyasi parti yasalarımıza uygun değilse onun da gereğini yapmalı artık. Siyasi malzeme olmaktan çıkmalı bu iş ülkenin gündeminden. Yani Kürt seçmeni bir şekilde küstürmeyecek şekilde, yani çünkü bir şekilde kabullenmişler. Kendilerinin temsilcisi olduğunu zannediyorlar. Devlet burada bir orta yol bulmalı yani. Bu siyasetle terör yandaşlarını ayırt etmeli. Halkına bunu uygun bir dille anlatıp bu partiyi de tamamen kapatmalı. Ülkenin gündeminden terör sorununu çıkarmalı yani. Bakıyorsun malzeme yapıyorlar. Gündelik seçim arefesinde gidip terör örgütü liderleriyle görüşüyorlar. Sonra işte böyle diyorlar. O da yanlış. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı zaten hepten yanlış. Bunu genel olarak halkın kabul etmesi mümkün değil yani. Tabii yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır yani. Yanlıştır ama dediğimiz gibi devletimizin bürokratına, valisine, kaymakamına militan denmesini kesinlikle kabul etmiyoruz yani. Tabii cevabını Sayın Soylu verdi. Dedi ki tarihin en başarısız bürokratı dedi. Bu aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü döneminden mi bahsediyorsunuz? Hayır. Sayın Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun bu militan açıklamasına karşın Kılıçdaroğlu'na hitaben şey dedi. Yani siz yani tarihin en başarısız bürokratısınız. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gaf bir, yani bu gaf da değil yani, bu valilerle alakalı açıklaması gaf da değil aslında. Ama geçen de pandemi döneminde bir iki ay önce bir yaptığı bir açıklama var. Yani çocuklar bile gülüyor. Yani işte kahvelerde olan işte kapalı olup da niye açmıyorsun? Ver her oyunda bir kağıt aç. Yani böyle bir çözüm karşılığı yok halkta. İnandırıcılığı yok. Yani buna bu ülkeyi kimse teslim etmez bu şekilde. Aslında yapabilecek en güzel şey kart karmak. Yani burada ifade etmek lazım. Yani şimdi hiç mi başarıları yok? Elbette var. Dedik ya, birincisi heykeltıraşlıkta bir numaralar. İkincisi tabii ki birçok yanlış söylemleri var ama kart karmayı çok iyi biliyorlar. Ya da karılan kartta kendilerine verilen görevleri çok iyi yerine getiriyorlar. Ya yani o da nedir? İşte herkesi hainlikle suçlamak ve devletin işleyişine resmen çomak sokmak. Bu alanda gerçekten kartları iyi karıyorlar ve maalesef ülkenin, bu ülke insanının başına çorap örmek konusunda birebir başarılılar. Yani bu konuda siz neler söylersiniz? O da var, şu da var. Tabii ki siyasi partilerde ana muhalefet partileri özellikle itici bir güç olmalı. Alternatif bir hükümet alternatifi olduğu için daha alternatif politikalar üretmeli ki inandırıcı olsun. Bu noktada CHP'den özellikle Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir hamle göremiyoruz. Göremediğimiz için zaten bu millette AK Parti hükümetine kendini bir şekilde mahkum hissediyor. Ne yazık ki AK Parti'de kendi hatalarını bu yüzden bence çok göremiyor. Evet, bir de muhalefet yok çünkü maalesef. Bir de böyle bir sıkıntı var yani. İyi bir muhalefet olsa, ana muhalefet, diğer işte yavru muhalefetler diyelim, hükümet bu kadar hata yapamaz, bu kadar serbest davranamaz. Benim kendi görüşüm bunlardır yani. Maalesef tabii muhalefetin olmaması gerçekten ülke genelinde iktidarın da zaman zaman hata yapmasına sebep oluyor. Tabii bir programın sonuna geldik efendim. Bugün gerçekten önemli bir konuyu ele aldık. CHP liderinin ve CHP'li bazı isimlerin devletin bürokratlarına yapmış oldukları o militan suçlamasını sorduk. Ama eğer buradan bizi izliyorsa Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'liler, lütfen o militanı yanlış yerde aramayın. Çünkü aradığınız militanlar geçtiğimiz günlerde CHP ilçe binasında ele geçirilen o dokümanların oraya getiren kişilerdir. Lütfen o militanları doğru yerde arayın. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda da görüşene dek hoşça kalın.